Herkese günaydın arkadaşlar. Mutlu günler diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, şükürler olsun. Kalktım, kahvaltımı hazırladım. Kızım bayağı geç yattığı için onu hiç çağırmadım. Biraz daha dinlensin, tatilin tadını çıkarsın dedim. Çünkü zamanı oldukça da ders yapıyor zaten. Kendime göre kahvaltı hazırladım. İnşallah birazdan kahvaltı yapacağım. Bir saate kadar da Yaren de kalkar zaten. Açılıp kendime geldikten sonra evi süpürüp silmem gerekiyor. Yine yemek yok, ne yapacağız bilmiyorum. Böyle arkadaşlar, şimdi çayımı soğutmadan içeri geçiyorum, kahvaltımı yapıyorum. Mis gibi çayım. Fageta ekmeğinden böyle küçük iki tane tost yaptım. Kahvaltılıklarımdan koyduğum bugün kendime tahinli pekmezle karıştırdım. Halsiz olduğum zamanlar yiyorum. Sanki biraz daha iyi geliyor bana. Şimdi bu şekilde tepsiye koyacağım tabağımı, çayımı içeri getireceğim. Biraz keyif yapacağım. Ondan sonra hızlı bir şekilde işlere başlamam lazım. Beni şu an kahvaltı sofrasında izleyen herkese de afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kahvaltımı yaptım. Kızım hala uyuyor. Aslında onun nevresimlerini değiştireceğim ama dediğim gibi kalkmasını bekliyorum. Bugün ona ellemiyorum, keyif yapsın. Bugün bayağı bir işim var. Gördüğünüz gibi makinem gene ortada yerini aldı. Koltuklarımı güzel sirkeleyeceğim. Üzerlerini elektrik süpürgesiyle alacağım. Toz alacağım, evi sileceğim, yemek yapacağım. Artık saat 1'e geliyor. İnanın akşama kadar büyük bir ihtimalle işim anca biter. Yeter ki iyi olalım. Biraz kalktığımda yine böyle halsizdim ama kahvaltıdan sonra açıldım. Bakalım, yavaş yavaş işlerimi yapmaya Bismillah'la başlıyorum. Herkese kolay gelsin. Tabii ki bana da kolay gelsin. Sizlerle birlikte süpürdüm, gördünüz. Örtülerimi örtmeden önce ufacık bir şey söylemek istiyorum. Geçen bir iki arkadaşım dikkatimi çekmiş. Evde ufak çocuk yok, hani neden koltuklarını örtüsüz kullanmıyorsun diye. Koltuklarımın kumaşı bu şekilde arkadaşlar. Çok memnun değilim. Çünkü aralarına bakın, süpürdüğüm halde böyle kalmış. Keşke süpürmeden önce sizlere gösterseydim. Böyle petekli kumaş olduğu için bakın, şurada da var mesela. Böyle ne düşse arasında kalıyor. O da beni gerçekten ciddi anlamda sinir ediyor. Bakın hala var böyle ufak ufak kıllar, görüyorsunuz. Bunu da böyle sizlere söyleyeyim istedim. Hani kirleneceğinden değil, koltuğun kumaşı böyle her tozu, her kılı, saçı toplayan bir kumaş. Arasına alan bir kumaş. Bu yüzden koltuk örtüsü seriyorum. Bunu da böyle kısacık söylemek istedim. Şimdi örtümü sereyim. Evi süpürmeye devam. Thank you.
Bitirdim. Ama benim odamla Yaren'in odasının sadece silmesi, tozalması kaldı. Nevresimleri değiştirdim, makineye attım. Şimdi hemen erkenden yemeğimi koyayım istedim. Çünkü oraları da yaparsam baktım geç saate kalacak yemek. Bugün canım feci şekilde patates okutma yemeği istedi. Yanına da mis gibi bulgur pilavı yapacağım. Bol tereyağlı, şehriyeli. Patatesleri kızartıyorum. Böyle halka halka kestim. Kıymayı da az sonra bol soğanla kavuracağım. Fırında yapacağım arkadaşlar. Normalde tencerede yaptığım zaman kızartmadığım da oluyor. Ama bu sefer kızartıp fırında sosunu da vereceğim. Üzerine domates, biber dilimleri falan inşallah sizlere göstereceğim. Şimdi patateslerim bu şekilde kızarsın. İki posta daha böyle kızartacağım. Ondan sonra borcama dizerken sizlerle birlikte dizeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, saat 4'e geliyor. İkindi ezanı okundu. Ben daha oturmadım. Patatesleri bu şekilde halka halka kesmiştim zaten. Size göstermiştim. Kızarttım. Temiz havlu peçeteye aldım. Burada da bol soğanlı, kıymalı, kırmızı biberli, sivri biberli, domates soslu içimi hazırladım. Şimdi borcama patateslerimi böyle gelişi güzel bir şekilde dizeceğim. Ben şimdi bunu hazırlayacağım. Eşimin gelmesine yakın fırına atacağım. Patatesler büyüklü küçüklü olduğu için kimi halkalar küçük, kimileri de büyük oldu. Bu şekilde. Arasına şimdi sosun birazını dökeceğim. Çok azıcık biber salçası da koydum. Baharat koydum. Bilerek böyle sulu bıraktım arkadaşlar. Zaten böyle domates salçalı, biber salçalı güzel bir sos da hazırlayacağım üstüne. Epeydir yapmamıştım. Patates oturtmayı çok severiz. Siz de öyle misiniz zaten bilmiyorum. İnanın her gün şu yemek derdi cam açık ceyran yapıyor. Yemek derdi her gün beni benden alıyor zaten gerçekten. Ne yapmaya karar verdikten sonra gerisi kolay ama... Ay onu mu yapayım? Ay bunu mu yapayım? Büyük sıkıntı. Bir de bugün ne yapmışım ben biliyor musunuz? Benim normalde bugün hastaneye gidip tahlil vermem lazımdı. Simir ve tahlil verecektim. Vallahi nasıl bilmiyorum ya. Bu ara gerçekten böyle bir unutkanlık, bir şeylik var. Bugün hemen D vitaminimi, B12'mi içtim zaten. Az önce aklıma geldi. Yaren'e söyledim. O bile diyor ki anne senin galiba bayağı bir B12 eksikliğin var. Nasıl unuttun diyor. Unuttum, gerçekten unuttum. Artık ne yapayım? Müsait bir zamanda giderim. Oraya da randevu almak biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Yaren salonun camını kapatsana. Çok ceyran yaptı.
Patatesleri bu şekilde dizdim. Şimdi kalan kıymalı harcı üstüne de dökeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğim rengarenk bir şekilde şu an hazır. Sadece söylemiştim, eşimin gelmesine yakın fırına sosunu hazırlayıp fırına vermesi kaldı. Bir de üzerini süsleyeceğim. Şimdi tavamı boşaltacağım. Buraları güzel sileceğim. İster istemez yağ oldu. İçeriler kalmıştı. Yaren kendi odasını halletmiş. Ben kendi odamı halledeceğim. Şimdi ondan sonra da inşallah bir Nescafe içip dinleneceğim. Böyle arkadaşlar, bana kolay gelsin. İnanın yoruldum arkadaşlar. Önceden daha çok iş yapardım ama bu kadar yorulmazdım. Şimdi kendime kısa bir Nescafe molası vereceğim. Birazdan eşimi arayacağım. Bakalım kaçta gelecek. Yemeğimi fırına ona göre göndereceğim. Şimdi Nescafe keyfi yapacağım. Biraz gün kurusu koydum. Ufacık bir kek koydum. Hazır keklerden. Biraz keyif yapayım. Kitap okuyacağım. Zaten bir saat, bir buçuk saat sonra da yemeğimi fırına gönderirim. Pilavımı yaparım. Salata falan derken yemek telaşına girişirim. Şimdi keyif zamanı. Nescafe'yi şimdi yapayım arkadaşlar. Anca bitti işim. İçerileri de karyola altlarına kadar güzel süpürdüm. Yaren'in nevresimlerini yıkamaya attım. Onları astım. Şimdi yatak örtüsünü falan attım onu. Siyahlarının da yıkanması lazım. Bir makinede siyah çamaşır var. Onları artık ya bugün atarım ya da yarın atarım. Şöyle çilekli kekim var. Ufacık bir şey. Burada da gün kurusu ve cevizim var. Şimdi bunları alıyorum. İçeri geçiyorum. Vallahi inanın bacaklarımı uzatacağım. Hem kahvemi içeceğim hem de birazcık kitap okuyup kafamı dinlendireceğim arkadaşlar. Daha sonra yemek hazırlığında mutfakta görüşmek üzere inşallah. Yemeğim bu şekilde hazır arkadaşlar. Çeri domates, kapya biber ve Charleston biberle böyle süsledim. Sosunu döktüm. Salça çok azıcık sıvı yağ gezdirdim. Kızartarak yaptığım için çok yağ kullanmadım. Üzerine şöyle gene hafif bir pul biber gezdirdim. Tuzunu da attım. Şimdi üzerine folyoyu kapatacağım. Saat 5 oldu. Fırında böyle ağır ağır pişecek arkadaşlar. Suyunu da ne çok ne az koydum. Şu seviyede yeterli geldi. Bir taraftan da orada pilav suyunu koydum. Bulgur pilavımı da yapacağım. Yemeğim şimdi doğru fırına gidiyor. İnşallah çok güzel olur. Afiyetle, huzurla yemek nasip olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şehriyeyi bol tereyağıyla kavurdum. Böyle bulgurlarımı ekledim. İnce bulgurla bu sefer yaptım. Geçenlerde çıktığımda ince bulgur buldum. Benim kızım ince bulguru daha çok seviyor. Batman'da böyle alıştık. Güzel kavurdum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Allah'tan eşimi de aradım. O da zamanında gelecekmiş. Yemekler soğumadan o da evde olacak inşallah. Buzlukta et suyum veya tavuk suyum kalmamış. Aslında bulgur pilavını o şekilde çok seviyorum. Böyle altını kapatayım. Yemeklerim pişti arkadaşlar. Pilavımın altını kapattığım bayağı olmuştu. Sofra bezine sardım soğumasın diye. Burada da patates oturtmam fırından şimdi çıktı. Hızlı bir şekilde ikisini de servis yapacağım. Afiyetle inşallah akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar çayımı demledim. Çaydan önce bir akşam kahvesi yaptım eşimle kendime. Şimdi bunları içeri getireceğim. Keyifle güzel bir akşam kahvesi içeceğiz. O esnada çayımız da oturmuş olur. Burada vedamı yapmak istiyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum.
Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.